Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlarım, bugün sizlerle çok farklı ve değişik bir modelin yapımını paylaşmak istiyorum. Umarım sizler de sever ve beğenirsiniz. Böyle bahar ayları yaklaşıyor. Biraz delikli modellere artık başlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Ve gördüğünüz bu güzel modelin yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlarım. Şimdi bunun üzerine devam ederek ilk sıradan başlamak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bakın, ilmek atarken hemen şu şekilde göstereyim. Bu şekilde ilmeklerimizi atıyoruz. Bilmeyen arkadaşlarım için göstermek istedim birkaç tane şu şekilde. Şimdi bu şekilde 4 ve katları olmak üzere artı 2 tane arkadaşlar. 4'er tane her bir aramızda 4'er tane ilmeğimiz var. 2 de kenar ilmeklerimiz var. Yani 4 4 4 şeklinde devam edecek bir çalışma. Şimdi farz edelim, ilk sıradan hemen buradan başlamış olalım arkadaşlar. İlmeklerimizi attık. Hemen geliyoruz. Zaten arka sırasında olmuş oluyoruz. Hemen başlayalım yapımına. Arka sıradayım. Bütün ilmeklerimi düzden örüyorum arkadaşlar bu şekilde. Alttakileri model olarak değil, direkt örgü yerimiz, yani ilk ilmek yerimiz, atmış olduğumuz ilmeklerimiz olarak düşünün arkadaşlar. Şimdi buradan başladık, devam ediyorum. Düz bir şekilde bütün ilmeklerimi örerek diğer tarafa geçiyorum arkadaşlar. Bu sırada arkadaşlar şöyle alıyorum. Bütün ilmeklerimin içerisinden 1-2, bakın ikişer tane ilmek çıkartıyor. Yani dolayarak başına doluyorum arkadaşlar. Bütün ilmeklerimi bu şekilde dolayarak diğer tarafa geçiyorum. 2 doladım, atladım. 2 doladım, atladım. Evet, şimdi bakın burayı 2 dolayıp bir tane şey yaptık. Ördük ve geldik. Şimdi arkadaşlar burada alıyorum. Kenar ilmeğimi normal olarak örüyorum. Kenar ilmeğini. 4 tane ilmeği çıkartıp buraya bu şekilde aktarıyorum önce. 2, 3, 4. 4 ilmeği buraya bu şekilde aktardıktan sonra tekrar yerine diğer şişime geçiriyorum. Böyle bu şekilde. Ve arkasından, bu 4 ilmeğin arkasından giriş yapıyorum. Alıyorum ilmeği çıkartıp bu şekilde bu tarafa geçiriyorum. Daha sonra 4 ilmeğin içerisinden giriş yapıyorum. Çıkartıyorum. 2 oldu. Bakın 4 tane ilmeği kesiyoruz. 4 tane ilmek çıkartıyoruz. Tekrar arkadan bir daha aldım. İçinden bir daha alıyorum. Ve 4'e tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Bu işlemi modelimizin arka kısmında yapıyoruz arkadaşlarım, gördüğünüz gibi. Ve devam ediyorum şimdi. Yine diğer 4 4 bu şekilde uygulamaya. 1 2 3 4. Hepsini tekrar buraya aktarıyorum. Bir tane daha gösterelim, diğerlerini biraz daha hızlanalım. Hemen bakın aldım. İçerisinden giriş yaptım, aldım, bir daha kenardan alıyorum, arkasından bir daha iç kısmından alıyorum ve böylelikle tamamlamış oluyorum. Şimdi devam edelim hepsine uygulamaya. Şimdi bakın sonuncuyu da yaptık, diğer tarafa geldik. Ön tarafımız bu tarafımız arkadaşlar. Hemen kenar ilmeğini aldım, bütün ilmeklerimi bakın böyle düz bir şekilde örerek diğer tarafa geçiyorum arkadaşlarım. Hepsini düzden öreceğim. Evet, hepsini düzden örerek diğer tarafa geçiyoruz. Bu şekilde. Şimdi arkaya geçtiğimizde arkadaşlarım yine bütün ilmeklerimizi tersten, yani düz olarak öreceğiz. Ön tarafta ters olacak arkadaşlar. Bu şekilde haroşe olacak ya da
Evet arkadaşlar, ön sıraya geçtiğimizde bakın bir sıra bu şekilde haruşe bir yerimiz olmuş oldu. Boğumları yaptıktan sonra şimdi bunları şöyle kenar ilmeğini alıyorum önce. Evet arkadaşlarım, şu şekilde aldım ikisini birlikte, içerisinden giriş yapıyorum. Bir tane alıyorum, bu şekilde çıkartıyorum. Bunu bu şişime tekrar takıp burada bir zincir çekercimişçesine şöyle yapıyorum. Bir tane üzerine alıyorum. Burada kestiğim için tekrar üzerine alıp çoğalttım. Hemen bir diğerine geçiyorum. İki iki, bakın iki tanesini aldım. Bu şekilde bir tane zincir çeker gibi yaptım. Üzerine aldım. Diğerine geçiyorum. Kenar ilmeğini takıyorum. Önce yani örüyorum normal olarak. Yanına gelen bu arttırmış olduğumuz ilmeğimizi düz bir şekilde örüyoruz. Yanına geleni tersten örüyorum. Bir düz, bir ters şeklinde. Yalnız arttırdığımız ilmeklerimizi, bakın burada arttırmamışız, hemen şöyle. Evet, arttırdığımız bu ilmeğimizi düz olarak örelim. Diğerini tersten örelim arkadaşlar. Ve kenardakini de takıyorum. Evet, böylelikle bakın ilk başlangıç yerimize gelmiş oluyoruz. Şimdi tekrardan yine bir düz bir ters şeklinde, bakın şurada olduğu gibi örerek diğer tarafa geçelim. Modelimizi tamamen tamamlamış olalım arkadaşlar. Şöyle bir düz bir ters şeklinde bu sırayı tamamlayacağız. Şimdi az önce ilk başlarken yaptığımız gibi bir sıra bu şekilde haroşe yaparak bu tarafa gelip tekrar bu dörtlüleri yaparak devam edeceğiz arkadaşlarım. Evet, gördüğünüz gibi böyle değişik ve güzel bir çalışma ortaya çıkmış olacak. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Bugünlük de kanalımdan bu kadar. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum arkadaşlarım. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.